Ben gelemiyorum yine. Biraz daha var. Biraz daha var. Yerden çekiyor mu? Olsun, annem sesi yapar. Olsun ya. Çocuk ben bazen etki yarattım. Yok kardeşim çeksin ya. Niye çekiyorsun bağırmasını? Bağırsana. 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 Kız bağırsana. Sıkıldım, yapma yapma. Sıkılmış mı bu? Bu sıkılmış mı bu? Ne oldu? Ördek gibi bağırıyordun deminden beri. Video izlesinler. Hı? Mira. Biraz daha bağır. Bir tane daha bağır. Yani sen ne yapıyorsun? Ben biraz daha bağırmasını istiyorum. Bağırmak serbest Mira. Durdu, o yüzden mi onu şey yaptı? Sandık mı uçuyor? Anne kalsa ya sandık. Dur, sinirlendi, dur. Şimdi de sinirlendi. Sana baktı, sinirlendi yere. Ne yaptım ki ben ona? Evet, bugün sizlerle sabah hiç konuşamadık çünkü çok geç kaldım arkadaşlar. Normalde 7'de kalkacaktım ve şu an çok yorgun. 7'de kalkacaktım ama şurayı bir açalım mı? Böyle. O kadar bunaltıcı bir hava var ki. Dün akşam çocukları yıkadım. Sonra dedim erken yatalım çünkü şu kapıyı da kapatayım. Çocuklar şimdi televizyon izliyor. Saat 7'de dedim kalkarım, çocuklara hazırlarım falan, hazırlanırız. Saat 8 gibi de çıkarız dedim. Ve işte video, çocukları yatırdım. İşte ikisini yıkadım, yatırdım. Onlar uyudular. Ben de editimi falan yaptım. Tam yatarken 1.30'tu. Kaydetmeye aldım. Yani videoyu şey, telefona aktarmaya aldım. Dedim o esnada ben de yatayım ki erken kalkayım. Kocaman bir sinek var içeride. Ondan sonra aklıma geldi ki alarmı kurmadım dedim. Neyse dedim, yüklesin dedim. Zaten nasılsa Mira dedim gece 4-5'te uyanır dedim. O zaman şey yaparım, alarmı 7'ye falan kurarım ya da yatmam. Allah'ım, bir gözümü kapattım arkadaşlarım. Bir açtım, kaçtı. Saat aslında 5'ti. Neden ben o zaman alarm kurmamışım ki? Kalktım bir anda, üşüyorum dedim. Allah Allah, niye üşüyorum? Kalktım, o da karanlık. Elektrikler gitmiş. Telefona hemen baktım. Saat 5'i 5 geçiyordu. Elektrikler gitmiş ama hiç aklıma şey gelmedi. Alarmı kurmak dedim. Saat 5 yedim, daha var. Mira, çocuklar uyuyordu. Aksine çocuklar da uyanmadı. Soğuktu içerisi. Bayağı bir soğumuştu. Demek ki elektrik kesilmiş. İçerisi buz olmuştu. Biz de üstümüze ince, hani oda sıcak oluyor diye ben ince pike almıştım. Hemen yorganı üstümüze attım. Mira'nın üstüne polar bir battaniye attım. Ve biz uyumaya devam ettik. Ve saat tekrardan uyudu. Bir anda gözüm böyle cama doğru yatırdım. Gözüm bir anda açtım. Bana dışarıdan ışık vuruyor gözüme. Normalde saat işte 6.40 falan, genelde böyle namaza falan kalktığımda şey oluyordu. Karanlık oluyordu. Bugün onu da kaçırdım. Ve nedir onun adı? Baktım ışık geliyor. Bir anda fırladım telefona, bir baktım ki 8'e 20 var arkadaşlar. Apar topar kalktım. Hemen çocuklar da uyuyor. Hemen Mira'yı uyandırdım. Üstünü giydirdim. Yaren'i uyandırdım. Üstünü giydirdim. Hemen Şahin'i aradım. Ondan sonra yani evden çıkarken 8'i
20 geçe biz çıktık. Yani 40 dakika hazırlandım. 8:20 geçe çıktık. 9'u 5 geçe de oradaydık. Yani 45 dakikada vardık. Allah'tan trafik falan yoktu ve çocuk dersinden geri kalmadı. Kahvaltı zaten çok erken olduğu için, yani çarşamba günleri çok erken başladığı için ders, kahvaltı falan yapmıyoruz. Mesela yarın 12'deydi. Mesaj atmışlar, abla yarın 11'de gelebilir misin diye. Yani yarın 10'da çıkacağız. Neyse, çok şükür yetiştik. 2 ders fizik tedavimizi aldık. Ondan sonra medikal parka gittik. İkisinin de randevusu vardı. Dün söylemiş miydim? Dün akşam söylemedim sanırım ama dün akşam ben ikisine randevu aldım. Birisine 11.30'da, birisine 11.45'te. Oraya gittik. Fizik tedaviden çıkar çıkmaz 20 dakika zaten mesafe vardı. Oraya gittik. Çocukları kontrol ettirdik. Çok şükür, Allah'a şükürler olsun. İkisi de gayet iyi. Mira yolda fizikten çıktık, hemen uyuduğu için yarine bakıldı önce. İşte hocam dedim, burnu arada falan kanıyor. Dedi ki şey, dedim acaba hani kurcalamış olabilir mi falan. Çalışma var dışarıda. Dedi ki burnun içinde falan kuruluk var dedi, ondan da olabilir dedi. İşte kulakları iyi dedi, bir kulağı dedi çok güzel dedi. Bir tanesi mesela biraz kızarıklık vardı ama bir şey yok dedi. İşte boğazına falan baktı, ne bileyim akciğerlerine falan dinledi. Her şey çok güzel. Bir merhem işte, sprey gibi bir şey verdi. İşte burnun şeyi geçecek. Bir de işte bu burun akıntısı oluyor ya, işte takip edin dedi. Diş etleri, kulağı ve burnu aynı anda kanarsa o zaman dedi acil bir şekilde mesela şey yapar, yani onu takip edin. Öyle bir şey zaten çok şükür olmadı. Daha sonra yani Miram'a bakıldı işte. Miram'ın boyu bayağı, diyor ki boyu diyor normalin üstü dedi. Normalde hani şu an 2,5 yaşında Mira. Normal 2,5'un üstü. Şu an Mira tam 96 santim arkadaşlar. Nereye gidiyor bilmiyorum. 96 santim olmuş. Yaren'in boy kilosu ölçüldü. Çünkü önceden doktorun odasında yani vardı ama şu an dışarıya çıkartacağım. Neyse, Yaren'i ölçüyorduk. Mira işte şey yaptık. Boyu 96 santim, kilosu da neyse bende kalsın. Kilosu da kötünün, en azından kötünün üstü. Normalde şöyle söyleyeyim, 2,5 yaşındaki çocukların en düşük sınırın altında kötü kilosu 10 kilo 300 gram. Yani işte mesela 2,5 yaşındaki çocuğun kilosu işte 10 kilo 300 gram ise bu çok kötüymüş, kötü. Ama İşte şu an 2,5 yaşında 10 kilo, işte 10,5 kilo diyelim, 10,5 kilonun üstü ise yani kötünün üstü, yani iyinin iyisi değil ama kötü de değil yani, öyle söyleyeyim, Allah'a şükürler olsun. Onun dışında başka, ciğerleri çok temizledi. Genelde hep de dinlerken yani şey yoktu, yani sizi böyle endişelendirecek bir şey yok ama her dinlediğimde bir ufak olsa da bir hırıltı dedi alıyordum dedi. Bugün çok güzel dedi, hiçbir hırıltısı falan yok dedi. Öyle arkadaşlar, bugün iki kızımın da gayet güzel muayeneleri güzel geçti. Sadece biraz uykumu tam alamadım ya, böyle uykusuzum, yorgunum. Sonra orada arkadaşımla tanıştım. Yani tanıştım derken karşılaştım. O da getiriyor, onunla medikalde yoğun bakım kapısının önünde tanışmıştık. Öyle de 2,5-3 sene olacak, tanışıyoruz, konuşuyoruz. Orada da kızını getiriyor fizik tedavi. Orada onunla konuştuk. Daha sonra dün eve geldiğimde bir kötü, yani kötü haber değil de yani bir haber aldım, ona çok üzüldüm. Zincira'nın işte kayınbabası kalp krizi geçirmiş, ameliyat olmuş. Ona da bir geçmiş olsun, gitmem lazım. Geçen de biz gittiğimizde amca geldi, yanımızda oturdu, şey yaptı. İşte nasılsın amca falan dedim. İyi dedi ya, biraz sanki dedi halsizim dedi, hasta gibiyim falan. Onun üstünde de kalp krizi geçirmiş adam. Çok üzüldüm. Dün Zinfira'yla konuştuk. İşte ameliyat etmiş. Artık ne ameliyat oldu bilmiyorum. Acaba ya bypass olmuştu ya da anjü falan olmuştu. Bilmiyorum artık, yani kalp krizi olduğu zaman yani ameliyat oldu sadece dedi. Ama ben de fazla üstüne işte düşüp de ne oldu, nedir, ne değildir sormak istemedim açıkçası. Bir gün biraz daha şey yapsın, geçmiş olsa giderim. Normalde bugün amcamın oğlunu hani Lara'da ya, oturuyor ya halam. Amcamın oğluyla şey yapacaktım. O kadar yorgundum ki arkadaşlar, böyle fizik tedaviden çıktım. Çocukları hastaneye götürdüm. Böyle
Şahin diyor gel diyor kahvaltı yapalım. Diyorum ki inan ki dedim şurada dedim oturacak mecalim yok dedim. Ben eve gideyim dedim ben evde kahvaltı hazırlayayım istersen gel dedim. Oho diyor saat diyor kaç oldu. Dedim valla şu an inan ki şurada desek oturalım bir çay içelim. Yani şeyim yok. Bir de Mira'nın bebek arabasını almamışız unutmuşuz aceleyle. Ben kahvaltı yapmaya otursam zehir olacak bana. Çocuğun şeyi yok. Uzun lafı kısası evdeyiz arkadaşlar. Şimdi montumu falan çıkaracağım, üstümü falan şey yapacağım, saçımı falan toplayacağım, bir kahvaltı hazırlayacağım. Yumurtam bitmişti. Şöyle Bim'den Şahin oturdu yumurta. Şimdi de 4 adet süt. Sabahta bir tane aldım çünkü sabah gelirken de bir tane getirdim çünkü yoktu hiç. Miray'a verdim yolda giderken. Evde bulunsun ya en çok giden şey süt. O yüzden süt ve yumurta olsun da gerisi şey değil. Şimdi arkadaşlarım. Şurada biberonunda biraz kaldı. Daha iki tane almıştım yanımda. İkisini de bırakmış. Ondan sonra da bu şekilde. Şunu da kavanoz da yanıma aldım. Atıştırdım yolda. Şahin diyor ki bu ne ya? Dedim ne güzel dedim. Bak dedim böyle atıştırma. Ne oldu? Ha? Benden kahvaltı hazırlıyor. Ne istiyorsun? Söyle. Sosis kızartayım. Başka? Yumurta haşlayayım. Tamam. O zaman git bekle beni. Portakal. Portakal sıkayım. Hadi. Çak. Bekle birazdan. Tamam mı? Birazdan hazır oluyor hepsi. Hadi. Haydi. Öğlende şunu yiyeyim. Ne? Tamam öğlende canım ne istiyorsa yersin. Şimdi montumu çıkarmadan. Tamam. Acil bir şekilde ben şey koyayım, yumurta koyayım, haşlansın. Ondan sonra geri kalan makinede boş olacak. En son kayınvalidemler hani son yani giden gün doldurdum ya. Kayınvalidemleri gönderdikten sonra yani gittikten sonra şey yaptım ya makineyi doldurdum. İşte ondan sonra ben de gidince şimdi makine boşalacak falan filan. Günlük rutinimize geri döndük. Şimdi ben şey çıkaracağım arkadaşlar. İşkembeyi dün yetişemem diye çok geç kalırım hastanede falan diye onu buzluğa attım. Ama tekrardan şimdi çıkaracağım. Onu düdüklüye atacağım. Onu haşlayacağım. Bugün de işkembe. Mira. Yaren, ben, tamam. Hadi, ben de kahvaltımı yapayım bari. Bilmiyorum ya, eskiden böyle bana deselerdi ki işte aman evde kahvaltı hazırla ya da dışarıda yiyelim derdim. Aman aman hiç istemiyorum şeyde, dışarıda, şey evde, dışarıda yapalım. Ama şu an gerçekten bilmiyorum. Valla böyle çok tuhaf ya. Yani evde bir şeyi bulamıyorsun artık hiçbir yerde. Bir de bugün mesela arabayı almış olsaydık gene bir şekil inerdim de arabaya Mira'yı oturturdum. İnerdim. Oy papatyam! Kahvaltımızı yapardık ama vuy 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 boyuna posuna boyuna da posuna da ben kurban. Boyuna da poşuna da ben kurban. 96 santim olmuş benim kızım tejeleri. 96 santim oldum ben tejelerim. Biliyor musunuz siz? Aha. Siz biliyor musunuz tejeler ben 96 santim olmuşum. Oda mis. Sıcacık. Şimdi burada doldurdum. İçiyorum. Bakalım. Hedefim 1,5. Hedefim bundan günde 2 tane yutmak. Maydanozum falan hiçbir şey kalmamış. O yüzden bunu da ağza dikmeyi de sevmiyorum. Böyle bir bardağım döksün. Neyse içeyim. İşte hedefim 2 tane arkadaşlar. Günlük
taneyi hedefliyoruz. Şimdi ben gidiyorum, üstümü falan değiştireyim. Ondan sonra gelelim, kaldığımız yerden devam edelim. Evet, yumurtamız haşlandı. Ben de yine Antep fıstığına girdim. Bu rengi bana çok yakıştırmışsınız. Çok çok teşekkür ederim. Benim de hoşuma gidiyor böyle. Hoşuma gidiyor yani, salaş ya. Bir de bu saça da alıştığım gibi böyle at kuyruğu kesmekten vaz mı geçiyor acaba Feride? Hala böyle bakıyorum. Ama böyle arada da mesela sabah fark ettiyseniz salıktı ama çok rahatsız ediyordu beni. Acaba diyorum kestirdiğimde böyle kullanabilir miyim? Sürekli salık salık mesela böyle, en azından şöyle bakın, ne bileyim, at kuyruğu falan topladığımda yakıştırıyorsunuz da ben de kendim de alıyorum. Özellikle böyle saçlarımı düzleştirdiğim zaman açım Feride. Sen saç konuşuyorsun. Ben açım ama. Aldım laflarımı geri. İki sohbet edeyim dedim, ettirmedi. İşte düşünüyorum acaba kullanabilir miyim? Hani salık saç rahatıyla, bak bu ekmeği unutmuşum anneme götürmeyi. Görüyor musun? Salık saç, ne bileyim, rahatsız oluyorum. Kullanabilir miyim diye bilemedim. Bunu buraya koyayım da anneme öyle yollayayım. Benim güzelim işkembem. Tabii eminim aranızda sevmeyenler de var ama ben çok severim. Bayılırım. Seviyorum. Mesela kelle paça, yok kelle değil, işkembe çorbası yapmıştım. Zarife'yle yedik. Geçen seneydi sanırım. Şahin resmen kaçtı. Bu ne dedi ya? Bu nasıl bir koku? Ne varmış kokuda? Ay, birisi sakızımı, sakız dünyaya getirmiş. Ben de birisi koltuğa sakız yapıştırmış. Kim yapıştırmış acaba? Onu da getirip buraya bıraktım. O da benim ayağıma yapıştı şimdi. Şimdi arkadaşlar, bu işkembeyi benim yıkamam lazım. Şeyim vardı, yeşil. Bunu halledeyim. Kahvaltıya da bir şey kalmadı evde. Yarın Allah'tan pazar var. Pazara uğrayayım. Dün Tekiroma'da Zarife'yle pazara çıktık ya. Dedim acaba o amca orada mı? Orada olsaydı verecektim ama gözüm aradı, yoktu. Genelde bazen böyle Tekirova'dakiler mesela Kuzdere'ye çıkmıyor. Kuzdere'deki oturanlar Tekirova falan çıkmıyor vesaire. Neyse. Uzun lafın kısası, amca yoktu dün. O sebepten dolayı da veremedim ama yarın tabii ki de vereceğim. Ben şimdi nasıl bırakayım? Çözülüp biraz şöyle kalsa çözülüp düşmesi lazım. Bir tane limon getireyim, onun için limon kokusunu falan şey yapsın. Ha, kokusu beni rahat etmiyor ama yine de limonda sıkalım arkadaşlar. Dondurulmuş ya, fazla kokmuyor ama yine de yıkayalım. Altı mutfaya gitmiş. Söylemiş miyim? Diyor ki bir soğuk diyor, bir soğuk. Bursa'yla Antalya. Biz bugün, mesela bugün yola çıktığımızda evden 8.30'da neredeyse çıktık düşünün. 8 dereceydi dışarısı. Ama geri dönüşte 19 dereceydi. Fark ne kadar var değil mi? Anneciğim.
Ne oldu beyim? Hemen nerede? Kim? Yemek. Hemen hazırlıyorum da şey sen bana bir tane limon getirebilir misin doşeyle? Ha bebeğim benim. Hadi sen bir tane bana limon getir. Ben de şu kayınvalidemin önlüğü. Canım kayınvalidem. Şey yapayım. Önlüğümüzü takalım arkadaşlar. Dün akşam yıkadım. Dün akşam ben 3 makine çamaşır yıkadım. Sizlerle tabii sabah kalktığımda sohbet edemediğimiz için bilmiyorsunuz. 3 tane yıkadım arkadaşlar. Onlar haliyle hepsi kurudu. Ve onlar katlanacak. Ama yukarısı aslında toplanacak. Şey alezi yıkayamamıştım ya. İşte dün gece beyaz alezi de attım. İnşallah kan lekesi falan kalmamıştır. Bakacağız duruma göre. Piliğini azaldı diyor. Koyunlar ne yapıyormuş? Yemek yiyormuş. Hmm, tamam. Bir de meme yapıyormuş. Kardeşin ne yapıyor? Benim. Tamam. Çocuklara ne yapsam? Patatesim de yok. Geçen annemler buradayken son patatesleri kullandım. O da yok. Bugün elimde olan şeyleri. Yani aslında fasulye istiyor. Aslında dün fasulye yedi. Bugün yemesin. Başka bir şey yapayım. Bugün de ne yaparım? Nohut yapsam etsiz sevmiyorum. Bir şeyler yapacağız. Dolaba bakacağız. Dolabımızda ne var? Ona göre. Ha bu arada biz yolda gelirken sağlık ocağından aradılar. Mira'nın 2,5 yaş kontrolü varmış. İşte boy kilo. Biz de dedik ki tam üstüne aradınız. Çünkü daha yeni boyunu kilosunu falan ölçtük şey yaptık. Doktor her şey yolunda dedi. Gelmemize gerek varsa gelelim. Yok dedi işte ben daha yeni zaten ölçtürmüştünüz. Bunları sisteme geçiyorum dedi. İşte böyle arkadaşlarım. Ay, kayınvalidem acaba aşure yaptı mı bugün? Dün akşam malzemelerini soyacaktı, şey yapacaktı. Dün ona aşurelik buğday da aldım. Ne, nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Markette sordum. Ondan sonra işte bugün yapacaklardı, yaptım bilmiyorum artık. Şükran teyze bugün gelecekti. Aslında bana dedim istersen bizim dedim yani geldim ama sabah erken çıkıyorduk. Şu bir kaynasın da ondan sonra şey yapacağım. Artık gitti mi bilmiyorum. Zaten evde. Oraya gittim mi zaten Zarife mutlaka geliyor sağ olsun. Her ne kadar böyle dün Zarife oradaydı eşi aradı. Allah aşkına diyor ben diyor sizi anlamıyorum diyor. Zarife daha diyor sende değil miydi kalmadı mı bir gün? Evet dedim. Sen de diyor buraya geldin diyor. İlk geldiğin gün Zarife akşam 10'a kadar diyor senle değil miydi? Evet benleydi. Bugün ne istiyorsun diyor. Dedim ben bir şey istemiyorum. Karını istiyorum sadece. Ne istiyorum dedi. Gülüyor. Ama ne yapacağım? Vallahi kusura bakmayacağım artık dedim. Yani senin sosislerin biraz geç kalacağı için valla onlarla şu an uğraşamam. Çilek yedi. Muz da yok. Yaren! Anneciğim! Sosisleri birazdan yapayım olur mu? Çünkü şu an buzlukta. Sen şimdi yumurtayı ben sana de portakal sıkayım olur? Çıkaracağım. Aa bunu al. Ben sana acil bir şekilde dökülmesin. Dökme şey yapma. Anne babanın bir çift. Hiçbir yeri yıkma, kırma, anne, dökme. Ha. Gene var değil mi yumurta? Var. Sen iki tane yumurtayı bir ye. Ben sana gene şey yaparım. Yumurta yumurta var. Pazardan almıştım ya. Ne yiyeceksin? Gene söyleyeceğim onları. Dört tane mi duydum ben yoksa yanlış mı duydum? Dört tane. Bismillah kestin yarın. Kestin ya. He kestin ya yarın Mira ile ben yok muyuz?
Tamam tamam. Yapmışsın. Tamam anneciğim sen ye. Ben sana gene yapacağım. Hadi. Şükran Gülcan teyze getirmişti. Portakalları bu arada çok güzel tatlı oluyor Şükran Gülcan teyze. Ya Gülcan teyzeye Şükran teyze diyorum. Şükran teyzeye Gülcan teyze diyorum. Hatlar karışıyor. Üstündeki benekler elime çıktı. Aslında hava o kadar güzel. Dedik varla dışarıya çıksam. Ama pazar olsaydı çıkardım da şu an üşeniyorum valla. Hani geçen size demiştim ya, bir hafta içinde motor falan alacak diye. İnanır mısınız? Böyle bugün desem ki gel gidelim motora bakalım, gideriz ama biraz daha böyle uzatıyorum gibi. Niye biliyor musunuz? Havaların şey olması için, ısınması için arkadaşlar. Çünkü bir de Miram için şu an hani soğuk yani ister istemez motor. Kendim için tabii ki çok güzel. Hemen atla, pazar, ne bileyim bir şeyler. Ama çocuk için şu an inanın sırf bu yüzden şu an uzatıyorum. Hatta daha dün kayınvalidem diyor ki Şahin diyor. Ne zaman diyor almayı düşünüyordun? Bir sen şunu vereyim de. Yaren. Şahin de diyor ki, anne diyor, Feride diyor, desin ki hadi gel gidip alalım, gideriz de diyor. Daha kendisi susuyor. İnanır mısınız? Sırf bu yüzden ki, yani çocuklara ister istemez şey olacaktı. Yaren gene bir nevi de ama Mira nasıl oturtacağım diyorum mesela. İşte oturamıyor, oturmayı bilseydi mesela bir şekil bağlardı. Nasıl yapacağım diyorum, işte puseti alayım, mesela diyelim dışarı çıktık. Puseti arkaya bir şekilde bağlarım, kemer falan yaptırırım ama puseti alırsam mecbur bebek arabasını yanımda almam lazım. Arabayı nereye koyayım? Yani bir sürü tantana da işte arkadaşlar. Neyse Allah büyüktür. Şimdiki. Ay bugün niye böyle oldum? Bir kahvaltımı tabağımı hazırlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Şurada bir kaynasaydı. Kaynasın böyle. Aslında düştü şeye. Kahvaltımı hazırladım ama çayı çok geç aklıma geldi. O yüzden bekleyeceğim arkadaşlar. Çaysız kahvaltı. Portakal suyuyla yapayım dedim ama yok. Şimdi şöyle bir tabak. Ve bu yağ şu an taze ekmeğe sürüp çay, yağ ve taze ekmek. Mis gibi kokuyor. Biliyorum şey değil ama ben bu yağı çok seviyorum arkadaşlar. Bir de şöyle kayınvalidemin yaptığı şey vardı. Acimse mi diyordu ne böyle cevizli. Bilmiyorum bugün değişik. Bir de yumurtam var tabii ki. Unutmuşum. Bizim şey kaynamaya başladı. Şöyle de iki tane tospikimiz var. Ay kız bu niye böyle koktu bugün? Ay. Vallahi Şahin haklıdır diyeceğim de bugün aşırı koktum sen be. Neyse birazdan açarım. Bir, güzel bir kez daha yıkarım. Sirke de koyarım biraz. İyice kokusunu alsın. Şimdi ben dediğim gibi çayımın kaynamasını bekleyeceğim arkadaşlar. Kaynasın demlerim. Ondan sonra da içerim çünkü. Böyle kahvaltının tadını da anlamam. Tadını da sonra da bir keyif yaparız. Ay buradan çıkayım ya da kapıyı kapatayım. Aşırı bir koku var. Kız. Bu kız da bir geliyor bir gidiyor. Bir... Annem sesini kısana biraz lütfen rica ediyorum. Arkanda arkanda. Mira. Mira bak. Ha, yakında kendini de saklayacaksın altına. Kendini saklayacaksın yakında. Yakında komple kendin de gireceksin onun altına. Anneciğim kırık falan bir şeyler ekmek falan dökme lütfen rica ediyorum. Babası ha bu arada kumanda Şahin'e resmini çekmiş yollamıştım ama
Az önce kumandanın kendisini aldı. Dedi şey yapayım. Nedir onun adı? Bakayım dedi. Çünkü böyle olmaz arkadaşlar. Bunlar 7-24 buradalar. Ama burası da güzel, sıcak. Çünkü diğer taraftaki bloklar kışın o taraflar güneş görüyor. Genelde hep o tarafta oturuyorlar. Ama yazında yazın gerçi onların görmüyor. Mesela onların salon tarafı hiç görmüyor. Yaz, kış şey oturma odaları görüyor. Benim de bu tarafta oturduğumuz için bizim salon genelde görüyor. Oturma odası da yazın böyle güneş hani şey oluyor ya, günler uzuyor ya, o zaman şey oluyor. Nedir onun adı? Oturma odasına biraz güneş vuruyor ama genelde %90'ı güneşin burada ve ta ki dönene kadar hep böyle güzel oluyor. Mesela ta şeyin arkasına, dağın arkasına geçene kadar böyle güneşli oluyor. O sebepten biraz daha sıcak oluyor gibime geliyor. Şimdi bugün çiçeklerimizi de sularız. Umarım böyle yapraklarını salıyorsun ya, umarım yeni yapraklar çıkaracağın içindir tatlım. He? Umarım. Böyle topluyorum buraya yaprakları. Ne anneciğim? Ekmek için. Ekmek için mi? Tamam, getireyim. Şu büyük çiçeği geçen suladım ama benim komşum gelmiş. Oturuyorum. Şey suladım ama bir kez daha sulayacağım. Bir tane kargomuz dağıtıma çıkmış. Ama onu tek başıma halledeceğim bir kargo değildir. Aha, kuş sen eksiktin, buraya pislememiş. Annem yapmasana kızım. Ne güzel güneş bakıyor bakın, mis gibi. Hava da güzel. Gireceğiz gireceğiz, tam böyle bir yürüyüş havası da işte. Bir yandan da işte bu ot şey salon çocuklar için çok iyi oluyor ama dağıtıyorlar işte ya. Şurası böyle açık kalsın da güneş bir zat. Yok, koltukları eğitiyor bir sefer. Güneşte koltuklara, perdelere ilgili. Ha. Mesela biraz daha vurayım ya. Mesela yazın. Bir saniye, yazın mesela stor perdeyi indiririm. Çünkü aşırı derecede sıcak oluyor. Oy! Ayağım. Ayağım çarptım. Çantamı değiştirdim dün. Ha. Oo. Dilara nerede Dilara? Ha, sığmıyor mu? Tamam. Buna da pilini taktık. Kapatır bak şimdi, sonra şey yaparsın. Ver başka bir şey olmasın. Dilek teyzem, sana buradan çok çok teşekkür ederim tekrardan. Çok güzel. Şu an basmak istemiyorum, sadece sesler çıkaracak diye. Dur anneyim. Merhaba. Merhaba. Yani işte. Bak. Neden müzik açıyorsun? Ben... Yani böyle hayvanlara bastıkça mesela seslerin çıkıyor mesela böyle. Önce diyor, sonra ses çıkıyor. İşte burası da böyle şeyler işte falan. Aslında güzel eğitici de bizim kızım pek daha şey o tarakta bezi yok. Şu çiçekleri bak çıkarmış Yaren. Yaren. Onları içine taksana, hep çıkarmış atmış dışarı. Ya da koy üstüne, ben şey yaparım, onlar çok nazik, kırarsın sen. Bir şey koydun mu bunun içine? Koymuş, koymaz olur mu? Bak bunlarla oynamak yok, tamam mı? Şunu çok beğenmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de beğendim. Zarife de beğendi. İyi geldiğinde ıslaktı, kurumuş valla. Ben de beğendim. Böyle daha değişik oldu. Ha, tamam. Aa, saatin pilini değiştirdim. Dün komple indirdim saati. Normalde bu şekil silemiyorum, düşebilir diye. İndirdim, pilini taktım. Güzelce sildim ve geri astım. Aha. Çifli. Aa, yok anam, yok yok yok. Ferde pencereleri aç. Bu koktu resmen.
Yaren kokuyormuş diye salondan hiçbir yere çıkmıyor. Şimdi ben bunu baktım arkadaşlar, kontrol ettim. Sanırım bu pişmiş gibi bir şey. Çünkü böyle bakın çatal çıkıyor o taraftan. Bence bu kokan şey pişti. Yaren'in deyimiyle. Şimdi beklesin biraz, ondan sonra bakacağım. Şimdi burada bulaşıklarım vardı. Onları yıkadım. Bunu kurulayacağım. Yerine hemen kaldıracağım. Beklemesin. Sevmiyorum. Genelde bana teyzoşlarım kızıyor. Neden hep bu tarafa koyuyorsun? Burada zaten bulaşık kurulama yeri var. Ben burayı bilmiyorum. Sevmiyorum. Zaten keşke şurayı hiç yapmasaymışlar. Buraya siyah tezgah olsa, tezgah olsaymış. Şurada bir yuvarlak evi olsaymış. Ne gerek var? Tabii kullananlar da var. Saygı duyuyorum. Ama ben kullanmayı sevmiyorum. Bunları yani oraya bulaşık dizdim mi arkadaşlar, bütün gün orada duruyor maalesef. O yüzden şimdi ben elimdeyken bunları hemen kurular kaldırırım. Şimdiki kahvaltımı yaptım. Çayımı içtim. Çayımın hala altı açık. Birazdan bir çay daha içeceğim. Bu da piştiğine göre şu camı tamamen ben bir açayım. Çünkü az önce ocak açıktı, açamıyordum. Rüzgar şey yapıyordu. Şimdi kokuyu tamamen buradan bir götürsün. Çöpleri orada biriktirmeye başladım. Şunları ne yapacağım bilmiyorum. Hepsi bir gelsin. Ha, şunu çok çok teşekkür ederim. Bunu tam olarak ben çözememiştim ne işe yaradığını. Siz de bunu, Feride bu telefon tutacağı demiştiniz. Da işte nasıl koyacağız? Bu telefon tutacağıymış arkadaşlarım. Bana göndermişler. Hatta bir abla sağ olsun Instagram'dan. Aynısını şeyini fotoğraflı olarak ben çekeyim. Ben şimdi bunu bir bakayım neymiş. Yani sonuç olarak öğrenmiş olduk ne işe yaradığını. Telefon tutacağımış. Daha sonra da şu mutfaktan bugün bir çıkabilirsem, ki çıkarım Allah'ın izniyle. Şöyle bir yerleri falan süpürürüm. Ondan sonra çıkarız. Ay, bu niye düşmüş kız? Çocuklar durum ya, içeriden çıkmıyorlar kokuyor diye. Anneyim. tamam. Abartma yani, o kadar da değil ya. Şurası sanki tamamen başka memleket. Güneş görmeye soğuk ama en azından pırıl pırıl. En azından bir odam tertemiz duruyor arkadaşlarım. Nedir onun adı? Hatta şöyle biraz açalım, ev havalansın ya. Çocuklar kapalı ya kapı. Oradayken ben niye buraya geldim ki? Telefon tutacağını yapacaktım, gösterecektim ama kendimi oturma odasında buldum. Niyeyse. Anam. Bunların da işte bu huyu var. Hemen böyle bozuluverin, tamam mı? Şimdi benim yeşilliklerime bakın. Kız bunlar kocaman kocaman. Soğanlar da çıkmaya başlamış ve kişniştir büyük ihtimal. O maydanoz da çıkmış. Maydanoz, Mehmet abinin diktiği maydanoz yükselmiş bayağı. Neyse, çıksın da artık yeşilliğimizi yeriz. Şu aynaları yapıştırdığıma o kadar çok pişman oldum ki. Yani saçlara bak. Şöyle açıdan pişman oldum. Tamam, güzel, burada bir ayna zaten lazımdı ama ben buraya farklı bir şey düşünüyorum ve bunları şu an düşünüyorum nasıl kaldırayım. Kaldırmak sıkıntı değil de yani böyle duvar kalksın, o önemli değil. Nedir onun adı? Nasıl kaldıracağım onu düşünüyorum. Zaten Şubat'ta, Şubat ya da Mart işte Allah'ın izniyle oteli boyatacak, işte şahin odalarını falan. Dedim böyle iki günde dedim bana ayırır mısın dedim, lütfen şu yani üst katlara çıkmasak da yani yeter ki şu hiçbir odayı yapmasan da mutfakla koridoru dedim boyatalım. Bakalım dedi ama tabii ki ustayı eve soktuktan sonra inşallah bütün odaları da yaptırırım. Buralarla ilgili bayağı bir şeylerim var. İnşallah gelsin, olsun. Ondan sonra sizlere gösteririm zaten. Ama şu an burası gerçekten başka bir memleket ama kaynadı ya, bayağı da sıcak. Şey olsun, bitsin, bir şey yapayım. Daha sonra inşallah sizlere paylaşırım. Ama mutfak, özellikle mutfak ve koridor kesinlikle boyatılması lazım. Ben zaten boya yapmadan girmiştim arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? Acele acele şey yapıp girince bakın. Zaten bunun şey, müteahhitin kendi yaptığı boyadan sonra biz girdik.
O yüzden de bayağı bir leş. Ha buraları zaten benim eski sandalyeler yaptı, o benim şeyim de. Ama genel olarak ev bayağı bir kirlidir yani. Onu da inşallah Allah'ın izniyle çözeceğiz. Şu palmiyeyi gündüz gözüyle göstermek hiç nasip olmuyordu. Bakın şunlar sanki yeni büyüdü. Geçen Zarife geldi ya, diyor ki sen biliyor musun meğersem diyor bu saksı şey bu çiçek büyük saksı sevmiyormuş, küçük saksı olacak. Bir dedim Zarife yürü git ya. Küçüğe diktim olmadı, büyüğe diktim daha tam büyümeye başladı, dedim bunu bana söylüyorsun. Ya diyor ki vallahi diyor öyle şeyde okudum diyor Instagram'da, bu sevmiyormuş. Şimdi hazır çıkmışken bir kargo vardı, onu bekliyorum. Hazır çıkmışken şu pasaklı leğeni geçen Şahin'e dedim ki at. Atmamış, oraya tepeye koymuş. Bari ben de su doldurayım da götüreyim şey yapayım. Nedir onları? Çiçeklerimi sulayayım. 5 dakikaya geliyor dedi ama geldi. Evet, Fırat kargo geldi. Bakayım getirebilecek mi? Biraz ağır gibiydi ama... Kıyamam ya, bu kargocuların işleri de o kadar zor ki. Resmen abi geliyor şu an. Benim elim kopmazsa... Abo, abo, abo. Düştü, düştü, düştü. Ah, verildi, ah. Böyle yaparsan... Neyse, şu büyük çiçeği de sulayayım arkadaşlar. Hem de kargomuzu alalım içeriye. Şunu da bir şekil yapıp da asmam lazım. Diyorum ki abi kusura bakma ya, bayağı bir ağır gibi bir şeydi. Diyor ki yok diyor, estağfurullah diyor, ben 15 yaşında başladım diyor ve daha da ağır şeyler taşıyordum. Şimdi ben bunu doldurdum ya, full oraya döktüm. İnşallah canlanırsın. Zarife götür çöpe at dedi ama ben onu kıyar mıyım arkadaşlar? Yani çöpe atmaya kıyar mıyım? O bana düğünüme hediye gelmişti ve şu an yedi. Bayağı şu kadarcık bir şeydi, inanır mısınız geldiğinde. Ve şu an 7 yıldır benimle beraber. Ben onu kıyıp da Zarife çöpe atar mıyım hiç? Şimdi bizim güzellik geldi. Ama bunu nasıl yapacağım tek başıma bilemiyorum. Yapamam da zaten. Buna şey lazım, tornavida seti lazım. Yani matkap seti daha doğrusu. Şimdi bunlara da birazcık su koyayım. Hatta şunu da en son atarım ya. Ne işe yarayacaksın sen burada bana? Soğan desem, soğan dekse, tövbe. Soğan dikeyim desem gerek yok. Dışarıda diktim. İşte bunu da şimdi bir sulayayım da. Hatta şu balkondakilerini de sonra inşallah unutmadan onları da sularım. Şimdi arkadaşlar. Mira ne oluyor Miram? Annesinin prensesi. Böyle ağır şeyleri genelde işte Trendyol'dan falan şey yapmıyorlar, böyle diğer kurumsal kargolar getiriyor işte, ne bileyim Aras kargo, Surat kargo, yurt içi falan. Ha böyle daha şeyleri, ki ben bunu Trendyol'dan almıştım. İşte dediğim gibi daha böyle ne bileyim Trendyol hiç böyle büyük bir şeyleri getirmiyor, böyle minnacık minnacık. Yani Trendyol Express öyle söyleyeyim. Ha. Annem çok da yani kokmuyor sende. Allah Allah. O bir tane bir şey geldi. Onu sonra halledeceğiz. Hediye mi? Ne hediyesi annem? Kapat. Şey daha çık. O oturma odasını dur, ben kapatayım da. Sen de bu, sen de buraya çıktın. Hava şey soğuk olmasın diye. Burayı kapatalım arkadaşlarım. Şimdi matkabım olsaydı tek başıma hallederdim. Şimdi Şahin'i bekle. Hangi baharda gelir de benim işlerimi halleder diye düşünün. Taşının çok düşünürsünüz. Papatyam. Kelebeğim. Kelebeğim. Tamam annem hadi. Şimdi bunu bir yapalım da. Yapayım daha doğrusu. Sonra size göstereyim inşallah. Akıl akıldan üstündür diyorlar ya arkadaşlar. Bu benim geçen nasıl aklıma gelmedi ya. Bakın şöyle telefon tutacağıymış. Şuraya şimdi koyamam da elimde çekiyorum şimdi. Şöyle telefonu şuraya koydun mu al sana. Tam da böyle masada bir şey yerken bir şey içerken ne bileyim burada şarja takıyorum bazen. Böyle oturup telefonda takılıyorum genelde.
Ve hep bu siyah olan tripodum var ya, ona takıyordum. Aa ne güzel, masal üstü. Otur bir şeyler izle. Valla gönderene de teşekkür ederim buradan. Şu, sanırım şunları aldığım sayfa göndermişti. Abo ne yapıyorsunuz ya? Çok çok teşekkür ederim böyle. Artık bir isimli telefon tutacağım da oldu. Böyle arkadaşlar. Size de bu arada çok teşekkür ederim. 3-4 yorum vardı. Hatta bir tanesi Instagram'dan bir ablam, teyzem, yani abla söyleyeyim. İsmini hatırlamıyorum. Çok çok özür dilerim. Böyle fotoğraf çekerekten göndermiş ki Feride, o yapamadığın, anlayamadığın şey bu işe yarıyor. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada gerçi diğer arkadaş parfüm ismini yazar mısınız? Ben geçen bir parfüm almıştım, onun ismini yazar mısınız diye sordum. Ben onu tam olarak hatırlayamadım. Tam da yatıyordum akşam. Öyle bir yorumlara bakıyordum. Sonra bir başka izleyicim de cevap vermişti. Neydi ya, yine unuttum mesela parfümün adını. Tam da tutamıyorum böyle değişik ismi olduğu için. Ama birazdan yukarıya çıkacağım. Orada daha detaylı bir şekilde ve ben de hangi kodu olduğunu, yani tabii koku size kalmış. Mesela ben ilkinde farklı bir koku kullandım. Şimdi farklı bir koku. Yani kokular size kalmış. Yukarıya çıktığımda da inşallah gösteririm arkadaşlar. Bu da böyleymiş işte. Bence güzel. Şimdi arkadaşlarım, şu dışarıdaki geleni ne yapacağız? Onu düşünüyorum da. Ne yapacağız? Arkamdaki çöpleri görmezden gelin. Bir şey söyleyeceğim. Acayip uykum var. Sabahtan beri zaten vardı. Şu an iyice bastırdı. Şimdi oturdum. Buna telefonu taktım. Kısa bir böyle bir şeyler izledim. Şimdi kalkayım arkadaşlarım. Yukarıya çıkayım. Çocuklara ne yapsam? Markete gitsem istemiyorum. Gitsem olur olmaz şeyler de alacağım biliyorum. Gereksiz şeyler. Bugün perşembe olsaydı gene giderdim. Ya da cuma olsaydı giderdim. Çünkü aktüel ürünler geliyor ama şu an gitmem yani bir işe yaramayacak. Anca gidip böyle şey, tamam şeylerim, eksiklerim var ama özellikle kasap alışverişi yapmam lazım. Şu an mesela geçen de 2 tane tavuk almıştım. Onlar da bitti. Ama üşünüyorum şu an. Bazen diyorsunuz ki neden Şahin'e söylemiyorsun, işte alsın getirsin. Madem yoruluyorsun böyle şey, ya da ne bileyim işte uzak falan, niye ona söylemiyorsun? Arkadaşlar zaten çoğunlukla böyle günlük şeylerimi getiriyor. Ama ben kendim seviyorum böyle gidip. Ha tabii gidip de affedersin eşek gibi yorulup getirirken tabii ki de sinirleniyorum ama marketi gezip market turları sevmeyen, yani böyle hiçbir şey almasan da markete turlamak çok şey ya, ve bence bunu bütün kadınlar seviyor. Çünkü ben gerçekten çok seviyorum böyle marketi dolaşmak, ne bileyim bir şeylere bakmak. Ha bunu çocuksuz gidersen tabii ki de daha böyle rahat, sessiz şey yapıyorsun ama benim malum 2 tane bücüklerimle seviyorum yani, hoşuma gidiyor. Dediğim gibi bugün perşembe olsaydı ya da cuma olsaydı şu an giderdim, işte BİM'e uğrardık, işte A101'e uğrardık falan ama zaten başka da gidecek bir yer yok. Allah'ın izniyle havalar güzelleşiyor gibi. Motoru aldıktan sonra ben inşallah Mira da biraz daha kendini toparlar. Mesela böyle Kemer'e gideriz, sahile ineriz. Kemer'de gene gezilecek bir sürü yerler var. English Home var, Madame Coco var, ne bileyim De Facto var, Waikiki var, Mavi var, ne bileyim Büyük Migros var, işte şey bir AVM var, hatta 2 tane AVM var. Yani var da var yani, işte ne bileyim böyle değişik yerler var yani. En azından benim ilgi alanıma giren şeyler var. Benim ilgi alanım da nereye giriyor? İşte züccaciye, ne bileyim böyle AVM'ye. AVM'ye gittiğimde de zaten züccaciyeleri gezerim ya da ne bileyim böyle market, o tarz şeyleri çok seviyorum ki motor olduğunda daha rahat edeceğim. Ama işte hani sabah da konuştuk ya, böyle puseti alırsam bebek arabasını nereye koyarım falan filan, böyle bir şeyler oluyor. Ama
Allah'ın izniyle Miran bir iyi olsun, bir yürüsün, bir konuşsun. Her şey, her şeyin zamanı var biliyorum. Yazıyorsunuz, şey yapıyorsunuz ama evet ben de biliyorum her şeyin zamanı var, sırası var, her şey zamanla güzel olacak. Sadece Miran'ın zamanı var. Ama neyse aması maması yok. İnşallah Allah'ın izniyle olacak. Bu ne ya? Geçen bir arkadaşım burun estetiği yaptırdı da şimdi burnunu çok kaldırmışlar bayağı bir. Şurası var ya şurası. Bayağı bir dik. Hatta burun delikleri neredeyse önden gözüküyor. Biraz çirkin olmuş. Neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Ben bu videoyu kapatıyorum. Diğer videoya geçiş yapıyorum. Böyle motivasyonlu bir şekilde, enerjili bir şekilde girmek istiyorum. Çamaşırlarla yani. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Videonun devamında görüşürüz. Hoşça kalın sevgili. Bye bye.